Ok boomer. Evet bunu kelimeyi herhalde bu tabiri daha doğrusu bir süre önce çok yoğun duymuştuk. Şimdi arada duyuyoruz. Mimleri falan çok çıktı tabii. Her yere yayılmıştı. Ee, yaşlılık. Yaşlılık çok güzel. Gençler eskisi gibi değil. Biz eskiden neydik? Siz işte yapmıyorsunuz. İşte iş beğenmiyorsunuz. Gezmiyorsunuz. Dünyayı tanımıyorsunuz. Eskileri izlemiyorsunuz. İşte yeniler Marvel evreni bitirdi sizi falan insanları ok boomer'lar olarak tanımlanıyor gibi bir algıyla yayılmıştı bu. Aslında bunun daha öncesi var. Liseliler bilmez sanırım. Ek sözlükten çıkmıştı bu. Ya yani, başka bir yerde olabilir hatırlayamadım şu anda ama liseliler bilmez aslında bunun biraz başlangıcı ama daha da köküne inerek bu konuya bir, bir iki sallayacağım. Birkaç gündür içimde bu video yapmak için hani istek vardı. Aslında uzun süredir birikiyordu da en sonunda videonun başına oturdum. Şimdi önce bir şundan bahsedelim. Yani jenerasyonlar konusu tabii böyle çok bilimsel şeylere girmeyeceğim de jenerasyon konusu her seferinde karışan kim X'ti kim Y'di sen Z miydin sen hangisiydin falan diye böyle karışan bir konu. Kısaca hemen onu bir özetleyeyim. Aslında bu ta 1900'lerin başından hatta 1800'lerden başlayan bir jenerasyon hem Amerika'da hem dünyada jenerasyonları tanımlama süreci var. Bu işte Strauss-Houw'un e, jenerasyonlar teorisiyle başlamış. Şimdi de sanırım neydi şirketin adı? Şirket değil, bir think tank oluşumunun yani bir e, düşünce kuruluşunun, Pew Research Center isimli bir Amerikalı düşünce kuruşu, kuruluşunun e, belirlediği araştırmalarda, işte sağ araştırmaları, sosyolojik araştırmalarda belirlediği jenerasyonlara kadar gelmiş. Bunların ilki Lost Generation kalıp, kayıp jenerasyon, kalıp jenerasyon tabi kalıp da olabilir. Bunlar ta işte 1883-1900'ler dönemi doğanlar. Birinci Dünya Savaşı'nı gören nesil. Sonrası Greatest Generation yani en büyük jenerasyon. Bunlar Birinci Dünya Savaşı ile başlayıp artık İkinci Dünya Savaşı'na kadar ulaşan işte 1901-1927 dönemi. Sonra Silent Generation, sessiz jenerasyon. Bunlar da tam böyle tantananın ortasına doğmuş jenerasyon. 1928-1945 yani tam başlangıcına doğmuş jenerasyon. Sonra da Baby Boomer'lar geliyor. Bizim ana konumuz hatta belki de benim yaş grubumun işte 30-40 yaş arası yaş grubunun ağırlıklı olarak ailesinin yaş grubunun da olduğu jenerasyon bu 1946-1964 aralığı. Sonrasında işte X jenerasyonu geliyor. X jener, jenerasyonu 1965-1980. Bu yaş grubu da herhalde şu anda işte e, Z jenerasyonunun e, aileleri gibi düşünebiliriz. Genelde o aralıkta 1970'ler 1980 ler aralıklarında. Sonra milenyıllar bu benim de dahil olduğum grup. Milenyıllar yani buna bu arada Y, y jenerasyonu da deniyor. Y, Y, C. Y jenerasyonu da deniyor. E, bu jenerasyon 1981-1996 doğumları kapsıyor demişler. Sonra da Z jenerasyonu geliyor. Z jenerasyonu da 1997-2012 doğumları kapsıyor. Ve bir sonraki nesil esas işte belki de 2015 yılıyla beraber başlayıp tamamen internetin içine %100 internetle dijital ortamlarla Elinde işte iPad'ler de diyorlar. Elinde 5000 liralık iPad de, kolunda 3000 liralık Apple saatle gezecek jenerasyon da bu. Generation Alpha. Onlar da 2015'lerden tahminen 2025-2030 aralığında doğan jenerasyon olacak. Burada ama kritik bir konu var. Ee, Alfa jenerasyonunun 2025 yılı itibariyle 2 milyarlık bir nüfusa sahip olacağını öngörüyorlar. Bu bu işte işleri değiştiriyor. Yani artık hayata bakış, dünyaya bakış, hassasiyetler, kurumlara bakış, siyasete bakış, dinlere bakış, teknolojiye yaklaşımlar hepsi bu jenerasyonla beraber aslında onların talep ettiği gibi, onların istediği gibi olacak ve hakları. Yani bir yandan da böyle çünkü hani diyorlar ya eskiler, bana da derlerdi işte Bizim zamanımızda şöyleydi sizde hmm, bokunuzda boncuk arıyorsunuz falan tarzıydı. Artık onların dönemi gelince de onları kabulleneceğiz. Onlar da umarım işte eskilerin düştüğü hataya düşmezler. Çünkü bugün işte tam olarak bu konudan bahsedeceğim. Ok Boomer muhabbetimiz burada başlayacak. Nedir bu konu? Dediğim gibi aslında bunu bu hataya ben de düştüm. Hatta benim çevremde de düşen çok oluyor. Düzelten oluyor, düzeltemeyen oluyor. Hala ısrarla ısrar edip bundan mutsuzluk, mağduriyet, üstünlük yaratmaya çalışanlar oluyor. Bu da ilginç. Ama başlayacağım nokta şuradan olacak. Mesela işte liseye girdiğim dönemleri düşünüyorum. İşte Kabataş Erkek Lisesi'ne girmiştim. Çok mutluyum. Orada da işte benden önce bir akrabamız da oradan mezun. Hatta okulun ilk günde ben de gelmişti. O gün unutmuyorum. O muhabbette şöyle bir şey dönmüştü. Ya işte bizim zamanımızda erkekti buralar. Erkek lisesiydi. Çok iyiydi o zamanlar sonra işte kızlar geldi. Çok bozuldu. Tarzı bir yorum yapmıştı. Tabii çocuk kafaya şey gibi düşünüyorsun. Yani böyle tabii abi erkek erkeğe biz yapacağız işte. Biz işte tabii abi hallederiz ne öyle falan. Kafamız karışır falan gibi geri zekalıkları düşüyorduk. Sonra da şunu fark ettim. Yani okul belki de lise hayatım. Yani Kabataş Erkek Lisesi'nde çok büyük başarılarla mezun olmadım ama herhalde e, karma eğitime geçtiğine en sevindiğim yıllarımdır. O okulda yaşadıklarımla beraber. Çünkü gerçekten çok güzel dostluklar kurdum. Çok güzel yıllar geçirdim. İnanılmaz mutluydu benim için. E, ve onun anıları da orada kaldı. Ondan sonra işte üniversite hayatında o kadar mutlu olamadım. Mesela hep o eskiyi aradım. Yani ise ne güzeldi şimdi üniversite bozdu. Çünkü bende bir de şöyle bir şanssızlık. Eski videolarıma bakarsanız işte e, orada iş hayatımdan da bahsediyordum. O videolardan e, birinde şunu da söylemiştim. Ben, şimdi üniversite sınavına üç kere girdim. Üçüncüden sonra e, artık jenerasyon değişti. Yani ben son sınıfa geldiğimde artık fark 7 yıla falan çıkmıştı. 7 yıllık bir farktan dolayı da daha doğrusu jenerasyon değişmiyor ama daha doğrusu yaş farkı çok açılıyor öyle söyleyeyim. Çok e, gençlerle mezun oldum yani. Ben mezun olurken aramızda 7-8 yaş farklı e, gelen öğrenciler vardı. Hemen böyle şey tripleri, aman bir tuhaf abi falan diye böyle kendi kendimize hemen gaza geliyorduk. Sonra iş hayatı geldi. İş hayatında da e, yine çok gençlerle çalıştım. Biraz geç atıldığım için 26-27 yaşına girdim. Askerlik girdi araya vesaire. Bir de sosyal medya, ajansçılık işlerinde tabii hep gençler vardı o dönemde. Çünkü o zaman da boomerlık ajansçılarda çok fazlaydı. Tabii şimdi anlıyorum onun boomerlık olduğunu. İşte sosyal medya neymiş, uzmanlığı neymiş, dijital reklamcılık diye bir şey olamaz. İşte onlar da böyle 50-60 yaşında kreatif direktörler, dijital reklamcılık ne falan böyle. Tatsız tatsız konuşuyorlar, tadınızı kaçırıyorlar. Siz böyle, abi işte reklamcılık burada, dijital, sosyal medya, kopuyoruz, influencerlar geliyor falan. Aklın çıkmış. Bir yandan da tabii size muhtaçtı bu, bu grup, yaşlı grup. Ee, ne yapacaklarını bilemiyorlar, nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar, nasıl konuşacaklarını bilemiyorlar, nasıl erişeceklerini bilemiyorlar. Çünkü orada bir pazar var, büyük bir pay var. Kimse oraya erişemiyor ama. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü yıllarca umursa, umursamamışlar ve e, bir iletişim koruma çabasına girmemişler. Ben de tam bu iki yaş grubunun aslında ortasında kalıyordum. Yani 19-20 yaş grubu böyle girmiş çalışıyor. Ben 26-27 yaşındayım. Bir de 35-40 yaş var. Onlar böyle umurluklarını yapıyorlar. Orada kafa işte biraz şey e, uyanmaya başlamıştım yani kafa olarak. Ya biz neden devamlı hani biz eskiler daha iyiydi bu daha iyi ve bu daha kötü deyip de bir yandan da buradan para kazanmaya çalışıyoruz. <laughs> i̇şte burada az önce verdiğim bilgi 2025 yılı ve 2 milyarlık bir... E, Şimdi söyleyeceğim yanlış anlaşmasın. Pazar var orada. Yani çünkü şirketler böyle bakacak. Dijital satış yapan mecralar böyle bakacak. Siyasetçiler böyle bakacak. Şu an hepsi panik halindeler. Kime oy verecekler? Nasıl ikna edeceğiz? ...işte dini olarak nasıl onları tekrar kazanacağız? ...işte siyasi olarak nasıl kazanacağız? Hep bunların peşindeler. E bir yandan da şirketlerde satış yapacak, para kazanacak. Bunun peşindeler. Eğitim ortamı değişmiş durumda. Bütün iş yapıları değişmiş durumda. O yüzden büyük panik hali var. İşte bu panik hali de bu ajansçılık dünyasında da vardı. Ve hani o şeyi biraz yaşamıştım o dönemde işte vazgeçene kadar o düşünce yapısından. Ya bu gençler bir değişik mi anlamıyor muyuz? Erişemiyor muyuz? İşte ben bir film izlediğimden bahsediyorum. Hiç orada haberleri yok ya da işte 1990'lardan bir şeyden bahsediyorum. Birisinden bahsediyorum. Hiç tanımıyorlar. Hemen kızıyordum böyle. Aa ulan bir şeyden de haberiniz yok ya. Allah Allah nasıl olacak bir siz yanmışsınız falan diye böyle sokak röportajı adamı gibi geziyordum yani ortalıkta. Neyse iş hayatı derken, yayıncılık derken bu işlerle biraz daha aslında e, dijital dünyada yayıncılıkla beraber bizim işte yatay bakışlarla benim Twitch yayınlarımla YouTube'da daha böyle gelen yorumları gördükçe, okudukça, dışarıda insanlarla tanıştıkça, onların e, muhabbetlerine dahil oldukça Şunu görmeye başladım Ya ben aslında Bu çocuklar aslında bu gençler Şimdiki Z jenerasyonu ve Gelecek alfa jenerasyonu aslında bizim yaşadıklarımızdan Farklı hiçbir şey yaşamıyorlar Yani bizim zamanımızda böyleydi goyunu Goy ben 90'larda yaşadığımı Ve şu an kendimi yaptığını işte bu Diyaloglara girdikçe fark ettim Ben dedim, biz ne yapıyoruz Yani bir tuhaflık var burada Bir saçmalık var ben, bana yapılanı ben yapıyorsam nasıl olacak mesela bunun örneklerini hemen şöyle verebilirim işte e, Comics Gates olayı mesela bir, bir, birkaç sene önce ortaya çıkan orada hatırlayın böyle daha boomer nesil i̇şte çizgi romanı gençler bitirdi işte kadınlar bitirdi yazamıyorlar lanet olsun hassasiyet falan diye çıldırıyorlardı ve burada mesela X-Men savunuluyordu işte X-Men çizgi romanları bile mahvoldu sayenizde falan bizim de o işte bizim kalacak gibi böyle bir bakış açısı vardı bu boomerlarda X-Men örneğini özellikle veriyorum çünkü X-Men ya da X-Men nasıl okursanız aslında ötekilerin hikayesiydi ya. işte farklı renkte, farklı e, yapıda, fiziksel olarak dışlanmış, görünüş olarak dışlanmış, dili anlaşılmıyor, e, okula gidemiyor, özel bir okula gitmek zorundalar vesaire vesaire ve bunu okuyup başkalarını dışlamanın ne kadar aptalca olduğunu böyle ya. X-Men aslında temelinde ötekileştirmenin hikayesini anlatırken sen nereye geldin gibi bir aydınlanma yaşatmıştı. Sonrasında bunun her alanda başladığını görmeye başladı. Sporda mesela işte gençler çalışmıyor ama yaşlılar orada gençler üzerinden menajerler bilmemler para yemek peşindeler. İşte sporda böyle ne bileyim basketbol yıllarca oynuyorsun. Orada da mı böyle gençlere devamlı işte yüklenme var işte siz işte yapamazsınız siz şöyle olamazsınız ki. Şimdi bu videoda konuştuklarım bazıları zaten gençsiniz yaparsınız videosuyla Çakışacak. O yüzden hani bazı şeyleri yeniden duyuyor olabilirsiniz. Hatta hatta günün sonunda şeye de gelmeye başladı İşte sosyal medya ortamlarını çok görüyorsunuz. Özellikle Twitter'ı takip ediyorsanız özellikle de 45-50 yaş 50 55 yaş üstü ekonomistler, gazeteciler, yorumcular, analistler falan hep böyle devamlı kendi hatalarını gençlere yıkmaya başladılar o boomerlıklarıyla. Ya işte bizim zamanımızda böyleydi. Şimdikiler kıymet bilmiyor. Biz az biz ne çalışırdık be? 20 saat çalışırdık. Şimdi ağlıyor. 20 saat çalışırdık. Bir işte aç kalmamak için şöyle yapardık. İstiyorlar ki herhalde hani ben de bu sıkıntıları çektim. Yani bir tane e, eve bir yemeğin bile zor geldiği dönemler oluyordu bizim de zamanımızda ve e, bu, bu güzel bir şey değildi o zaman da ailelerimiz, annemiz, babamız buna üzülüyordu. Ya siz daha iyisini yaşarsınız umarım işte. Biz siz daha iyisini yaşayın diye bunları çekiyoruz diyen insanların bir noktadan sonra biz çektik siz de çekeceksiniz'e dönmesi. İnanılmaz, inanılmaz yani düşündükçe böyle tuhaf oluyorum. Hatta burada şu örneği de hemen ekleyebilirim. Mesela 80'lerin filmlerini, 70'lerin filmlerini öven işte o distopya filmlerini öven nesil gidip de mesela yine bu boomerlığı yapıyorsa onlar da tuhaf. Yani o dönemin filmlerine kısaca bir iki örnekle mesela işte Total Recall, Terminator, işte Brazil bu tarz distopyalar, bilim kurgu filmleri hep böyle şirkete baş kaldırış, işte hayatın zorlaştırıldığı, bürokrasinin arttığı, siyasetin insanlar üzerinde hüküm sürdüğü, onlar hayatı zorlaştırdığını anlatan filmlerle. Abi evet baş kaldırış çok dolu. Mesela Star Trek keza çok doğru çok haklılar deyip de yıllar sonra e, gençleri görüp bunlar da iş beğenmiyor canım hmm, falan diye gezmek gerçekten inanılmaz bir kafa. Hatta şunu da söyleyebilirim ya yani şimdi yine şunu hatırlıyorum 2000'lerin hatta 90'ların sonuydu. E, yine dedim ki boom, boomerlığı yapabilecek yaşta olan bir tanıdığım daha 45-50 yaşlarındayken çok büyük bir şirketin yöneticiliğinden kovulmuştu. Yani aslında kendisi de 45-50 yaşında yaşlı kabul edilmişti ve dışlanmıştı. Şimdi sen işte aslında bu hatayı, bu üzerine gelen yükü senin üzerine de gelmiş zamanda ve sana acı çektirmiş yükü şimdi gençlere yüklüyorsun. Bunu umurlukla yapıyorsun. Bu işinden için için içinden çıkılmaz bir döngüye girmeye başladı ve bunu işte her gün dediğim gibi sosyal medyada görmek, okumak Duymak da yoruyor ve böyle bir çirkin bir romantizmi var. Bir arabeskliği de var. Daha doğrusu romantizm de değil. Eskiden sobada kestane pişerdi, zehirlenirdik. Şimdikiler anlamaz işte. E, merdane de çamaşır yıkardık falan. Ya ben hatırlıyorum merdane çamaşır makinesi... Gidip de otomatik çamaşır makinesi gelince... Annem evde göbek atmıştı yani çamaşır makinesi. Koşarak çöpe atmıştı. Hiç de öyle bir romantizm <laughs> yoktu bunların. Ya da Aa, işte sobada elimiz yanıyor diye mutlu olmuyorduk. Ama işte tabii insanların şuna kızmıyorum tabii yanlış anlaşılmasın. Tabii ki o dönem yaşadığınız bir anı, bir duygu sizi mutluluğa sevk edebilir ve bunun romantizmini yaşamak için paylaşabilirsiniz. Ama bunu şimdiki nesle yükleyip bir genelleme yapıp bir çıkarım gibi ortaya koymak büyük aptallık. kusura bakmayın. Yani ben de hatırlıyorum 90'ları. Taş devri izlerken ...ığrağa skut füzesi atıldığının görüntüleri giriyordu. Böyle bakıyorduk. Hiç güzel kalmadı yani aklımda. O kırık koltuklarda oturmak, kötü çamaşır makinesinin sesini duymak... ...sobadan o çirkin kokuyu alıp böyle başının dönmesi falan... ...bunlar hiç güzel şeyler değildi açıkçası. Bir tane bisiklet bulacağız diye günlerce beklersin, dükkan dükkan gezersin... Hiç, ...hiçbir şey yok yani. Şimdi her şey var diye sanırım biraz kıskançlık da var bunun içinde... Ee, yaşlandıkça herhalde bazı şeyleri yapamamak, bundan e, uzak kalmak. Ki ben de mesela korkuyorum. Evet belli bir yaşa gelince belki gezemeyeceğim. Belki koşamamaya başlayacağım. Belki değil. Yani bunlar olacak da e, kendimi avutuyorum. Ve o zaman acaba ben de mi böyle olacağım? Yani ya gençler de go 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 falan mı yapacağım? Bilmiyorum. Yani mesela şu da çok büyük bir muhabbetti. Bir öyle Twitter'da pat gençler gezmiyor. Ya ben 2006 yılında Interrail'a çıkarken sadece yazın e, fuarlarda part time çalışıp evde çeviri yapıp biriktirdiğim 1000 1500 euro ile interrail yapabiliyordum bir ay. Vize alıyorsun, uçak bileti alıyorsun, geziyorsun üzerine. Evet hani minimal yani günlük 5-10 euroya doyduğun bir e, senaryoda geziyorsun. Tabii öyle inanılmaz paralar harcamıyorsun ya da kalacağın yerlere çok büyük paralar veremiyorsun ama o dönem için kazanıyordun. Ya da işte 1500 lira kazandığında ayda asgari ücretin biraz üstünde 1000 dolar 1000 euro kazanıyordun neredeyse. E şimdi böyle bir ortamda kur burada KYK borçları evde anne baba sıkıntısı depremde evim yıkıldı dayak mı yedi aşırı bir mutsuzluğun içinde zaten siyasi olarak da baskılanmış bir ortamda. E diyorsun ki gezmiyorsunuz. E şimdi bu biraz şey gibi oluyor. Yani anlıyorum denemek demek isteneni. Ama Buna kızarken çevresel faktörleri geçmişte benzer yaşlarda sizin yaşadıklarınızı düşünmeden genelleme yapmak da işte sizin jenerasyonla bağınızı koparıyor. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer zoomer dediğimiz kitlece işte z z jenerasyonu şimdi işte ok zoomer muhabbeti de vardır. Bu sefer onlar size yüklenmeye başlıyor. Böyle bir çirkin bir dönüşüme giriyor. Tabii ki onlar da burada birçok konuda haksız olabiliyorlar. Çok haklı oldukları konularda var. Ama e, bu karşılıklı didişmeye dönüyor. Mesela yine geçenlerde şeyi görmüştüm. E, ya biz işte eskiden oyuncular olarak e, birbirimize tutunurduk, konuşurduk. Öyle oyunlar üzerinden kavga çıkmazdı. Ya hangi oyuncular birbiriyle tutunuyordu? 90'larda bir tane ben küçük yalıda oturuyordum. Mouse bilgisayar vardı. Bilenler varsa belki gelir yorumlara bilmiyorum. Tarkan abi buradan da bir gün görürse burayı selam olsun. Giderdik oraya oturduk. Üç tane benim yaşlarımda ya da benden büyük hatta onlara da muhabbet ederdik. Benden bayağı büyük hatta 10-15 yaş büyük. Kişiler gelirdi. Üç kişi, beş kişi. Abi şu oyunu alalım? Bu oyunu benim bir dandik amigam çalıştırır mı? PC'm çalıştırır mı diye tartışır. Tartışma bile yok. konuşur ayrılırdık. Ya da Need for Speed'in videolarını tartışırdık. Abi ne kadar gerçekçi falan. Ama şimdi öyle değil ki abi. Şimdi herkes birbirine erişebiliyor. Mesela biz o dönemin global kavgalarını bilmiyoruz yani. Erişemedik. Gerçekten yani o bize çok kapalı bir dünyaydı. Biz zannediyoruz ki sadece burada Türkiye'de böyle bir 500 kişi var, 1000 kişi var. Orada biz çok mutluyduk. Dışarısı da bizim gibi. Bu biraz işte Dark City muhabbeti gibi oluyor yani. Biz içerideyiz... Kapalı bir yerdeyiz. Zannediyoruz ki her yer öyle. Her yer böyle yani. Oralarda hiçbir şey farklı değil. Bizim gibiler işte şöyleler böyle. Ya tabii ki tartışma çıkacak. Tabii ki bu dönemin hassasiyetleriyle artık değişimle ilgili e, sancılar çıkacak ve buna tepkiler gelecek. Yani o dönem mesela bu şu konularda da var yani buna da değinmem lazım ee, işte LGBT hakları eskiden de LGBT sorunları vardı ama kimse sesini çıkaramıyordu baskılanıyorlardı. Eskiden de tacizler vardı eskiden de e, şirkette mobbingler vardı bunların adı yoktu korkusu vardı sadece o yüzden kimse konuşamıyordu şimdi konuşabildikleri için de kızıyoruz insanlara. O zaman konuşamayanlar şimdi konuştuklarında ama bunun kıymetini anlayıp bence biraz bu boomerlıktan çıkıyorlar zaten. Onlar daha rahatlar. Evet ya biz bunun e, faydasını gördük yani şu şu şunu da eklemek lazım. Boomer dediğimiz nesil içinde de gerçekten aydınlanmış, e, jenerasyon farkı gözetmeyen, bugünün imkanlarını kullanan e, asla kullanmaktan da çekinmeyen ve bunları paylaşan kişiler de var. Onlara da teşekkür etmek lazım. Belki de onlar zaten bu dengeyi tekrar yaratıp bu nesil farkını boktanlığını ortadan kaldırmaya başlıyorlar. Ya dediğim gibi ya yani bu konu belki de hiç bitmeyecek. Yani ama işte sorun da burada başlıyor. Bir jenerasyonlar bunu sürdürürse işte boomerlar bana yaptı. Ben milen yılım. Ben de gidip Z nesline yapayım. Z nesli alfa nesline yapsın. Alfa nesli beta nesline yapsın. E, no, nasıl olacak bu iş? 2 milyar insan geliyor diyoruz. Bu daha da büyük bir kaosa doğru sürüklenecek. E Tabii bunun kontrolü çok zor. Ya burada önemli olan bence kişisel e, her konuya çok kişisel bakmaktan çok biraz belki de genellemelere düşmeden e, biraz daha böyle geniş ya ne oluyor dünyada ne değişti? Bu yeni jenerasyonlar benim bir sonraki jenerasyon bu konuda ne düşünüyor? Ya çünkü şu da var. Yani şurada iki ikircillüğü de hissediyorum bazen. Bu jenerasyonlara devamlı bok atanlar e, çocukları olduklarında bu jenerasyonlardan daha fazla aslında yakınlaşıyorlar. Onları daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Çünkü hep şu konuşuluyor da boomer nesliyle bizim nesil arasındaki kopukluk çok büyük. Çünkü çok büyük bir teknoloji değişimi oldu. Çok büyük bir dijital dönüşüm oldu. İnternet zaten başlı başına olayın farklılaştığı kısım. Oradaki farkların kapanamayacağını biraz anlıyorduk aslında. Ama biz bunu yaparsak biz internette doğuşuna şahit olmuş işte oradaki değişime şahit olmuş teknolojinin değişime şahit olmuş kişiler olarak bizden sonra çocuklarla, bizim çocuklarımızla, bizden sonraki nesillerin arasındaki farkı kapatamayacağımız şekilde hareket edersek işte o zaman sıçmaya başlarız. Ki ben bunu birazcık özellikle Z neslinin ailelerinde görüyorum. 70-80 jenerasyonla ilgili insanlarla konuştuğumda, çevremdekilerle konuştuğumda, takipçilerle konuştuğumda... Biraz hissediyorum yani çok kopuk çocuklarından inanılmaz kopuk asla onlarla gerçekten ilgilenmeyecek seviyede kopuk ne eğitim alıyor ne yapıyor ne seviyor niye bunu seviyor hemen mesela aa işte Kore müziği mi dinliyorsun lanet olsun geri zekalı falan gibi bir şeye geliyor ya konu ya ama işte biz de geri zekalıydık bunu unutuyoruz ya yani ben de 10 15 yaşında ne yapıyordum ki abi ne, ne diyordum ya yani? ne yapıyordum boktan diziler filmler izleyip çizgi filmlerin başında vakit öldürüyordum sokakta topa vuruyordum Bugün sokakta topa vurmak yerine rolde oynuyorlar. Evet hani buradaki üç kağıtçılıkları, şirket yönlendirmenin dolandırıcılıkları bir yana bırakıyorum. Kasa açanları bilmemleri işte aslında onlar da e, çocukları yanlış yönlendiriyor ya diyor da gençleri yanlış yönlendiriyor. Zaten şunu da fark ediyorsunuz bir noktada. Bu 10-15 yaşındaki geri zekalıklar zaten 15-16-17 ya da 20 oldukça uzaklaşmaya kopmaya başlıyorsunuz. Dün belki e, ünlü bir YouTuber'ın işte kafasında yumurta kırmasını izleyip gülerken 3 sene sonra diyorsunuz ki ya ben ne izliyormuşum. Dur o zaman şunlara bakayım. Ya da belki de benim için bile olacak yani. İşte 20 yaşındasınız. Tencen abi izliyordum 3 sene geçecek. Kim lan bu salak? Oha bu da bir bok bir sıkıyormuş kıçından diyeceksiniz. Demelisiniz de belki de zaten. zaten. Olay burada dönüşmeye başlayacak. Yani siz de değişeceksiniz. Siz de gelişeceksiniz. Ama işte benim en büyük sıkıntım kendimi de fark ettiğim hani gördükçe yaşadıkça fark ettiğim aynı hatalara düşmemek bu jenerasyon farklarına çok takılmamak kendi yapamadığın şeyleri ya da yaptığın şeyleri başkaları başkaları yapamıyor yapmıyor ya da sanki onların e, zorunlu bir tercih değilmiş ya da onlara zorlanmıyormuş gibi düşünmek çok büyük bir hata oluyor. E, umarım bu boomer zoomer doomer neyse artık onlardan <laughs> bir noktada kurtuluruz bu romantiklik e, arabestik beni de yoğurdu artık. E, eskiler çok iyiydi. Abi şimdi yeniler çok kötü deyip de arkadan devamlı yenilerle beslenip yeni e, alanlara girip oralardan e, paralar kazanıp oralardan e, pazar payı almaya çalışıp da devamlı yenileri kötülemekte de çok hoş bir şey değil. Bakalım bilmiyorum belki de şu anda yaşadıklarımız, konuştuklarımız 5 sene sonra tekrar çok değişecek. Alfa nesli Bambaşka şeyler yaşayacak. Göreceğiz. Bu bu konuda eğer bir romantiklik, bir mutsuzluk <laughs> yaşıyorsanız e, yorumlara yazın. Siz de abi ben de darlandım artık ya bu boomerlar yordu beni. Ya da ya evet ben de galiba arada zoomerlık yapıyorum. Yani e, sanırım ben de çok anlayamıyorum. Biraz galiba e, dikkat etmem lazım diyorsanız yazın. Ya da gelin benim Twitch yayınlarına orada da bunları konuşalım. Hepsinin linkini de bu yorumlarda aşağıda bulacaksınız deyip. Ben de minik reklam araya sokup bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.